Hayırdır yenge? Yere mi gidiyordun? Yok. Gönlün yanına gidiyorum. Babaannenle vedalaşıyorduk. Sen zahmet etme. Ben gönlü getirdim. Babaannem de torunumdan ayrı kalmasın. Hatta bununla da yetinmedim. Size birini daha getirdim. Babaannemin torunu... senin de oğlun. Aslan Aslan Bey. Merhaba babaanne. Kimsenin diyeceği bir şey yok mu? Yenge. Babaanne. Kardeşimi yaşadığını biliyormuşsun. Gönülden sana... Bir kere daha oyunumu bozdun ha Müran? Bir kere daha yolumdan döndürdün beni. Abla, doğru zamanı bekliyorduk biz. Bana abla deme. Sakın öyle deme, deme. Olsaydı kardeşim, ben sana yolda söyleyecektim. Babaanne benden her şeyi aldı. Şimdi de annemi. Ben her şeyi feda ettim. Kardeşim için ben her şeyi feda ettim. Allah aşkına, Allah aşkına inan bize, biz birlikte gelip sana bunu söyleyecektik. Senden hiçbir şey saklamayacaktık bundan sonra. Bu çatının altı analarına babalarına hasret evlatlarla dolu. Neden babaanne bu çatıyı Aslan Bey yetimhanesine dönüştüren sen miydin? Bana bunu nasıl yaptınız? Yeter! İlk defa haklısın babaanne. Bu kadarı cidden yeter. Aziz Aslan Bey bu kadar zalim olamaz demiştim. Ama yanılmışım. Çünkü sen küçücük bir bebeği anasından ayıracak kadar zalim bir kadınmışsın. Ben değildim. Kimdi peki? Ben değildim. Kimdi peki? Ben değildim.
Beni küçücük bir çocuğu arasından ayıracak kadar zalim sanıyorsunuz ama... ben değildim. O gece başhekim beni odasına çağırıp da... torununuz en fazla birkaç saat daha yaşar dediğinde... kahrımdan öldüm. Sultan ameliyattan çıkmıştı. Baygındı. Torunumu almak istedim anasına götürmek için. Dedim ki... anasının kokusunu duyup da... ama yoktu. Biri almıştı. Azize Aslan Bey'im diye gelen başka bir kadın. Füsun Aslan Bey. Dedenizin en küçük kardeşi. Yalan! Bütün bunlar yaşanmadı. Yalan söylüyorsun. Neden yapayım? He? Neden yapayım? Kendi torununu anasından ayıracak kadar delirmedim ben. Yapan Füsun'du. Ölmek üzere olan bir bebeği niye kaçırsın ki? Çünkü öleceğini bilmiyordu. Sana karşı aslanı elinde tutarsa... o zaman bütün gücü ele geçireceğini sandı. Aslan beylerin gücünü. Elimdeki her şeyi alacağını sandı. Benden nefret ediyordu. Dedenizle evlenmemi de hiç istememişti zaten. Yıllarca onu aradım. Yıllarca. Dedim torunumu nereye gömdüğünü bulayım da... babasının yanına yatırayım. Seni aramaktan hiç vazgeçmedim. Yıllarca aradım. Ta ki Füsun bana ulaşana kadar. Seni hayatta tutmuştu ama kendi ölüyordu. Çok hastaydı. İlahi adalet değil de nedir bu? Seni bana teslim ettiğimde 3 yaşındaydım. Elimde öksüz yetimlerle kala kalmıştım. Hem de bir intikamın ortasında. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Bu intikamdan nasıl koruyacaktım? Aslanı nasıl ortaya çıkarırdım? Sen de... intikamın için benden vazgeçerken başka bir aslan bey güvende tuttun ki soyun sürsün. Bunu yaptım. O gün yaptığımı bugün de yaptım. Soyumu korumak için... hepsi. Bir gün bu yaşattıklarının bedelini ödemekten korkmadın mı peki? Şimdi beni suçlayacaksanız suçlayın. Ama doğru yerden vurun. Ben seni anasız bırakmadım. Hep anlatacak bir hikayem var değil mi babaanne? Babaannem kardeşimle ilgili bana yalan söyledi. Ama sen... sen de aynı şeyi yaptın. Sen de onun gibi kardeşimi benden sakladın. Sen...
saklanmaya razı geldin. Sandığın gibi değil abla. Ben senin kapına geldim. Seninle konuştum. Bir yabancı gibi çekip bana göz yumdun. Abla. Ben ablam değilim. Evet, benim bir kardeşim var. Ama sen değilsin. Fırat. Beni otele götürür müsün? Bu yabancıların yanında boğuluyorum çünkü. Gitme. Yalvardım sana. Yalvardım sana. Beni korumak istemiştin babaanne. Ama koruyamadın. Düşman dediğin insanlardan çok zarar verdin sen bana. Aslan, nereye gidiyorsun? Burası senin evin. Burada kalacaksın. Kalmayacağım. Kalacaksın. Şadoğulları öğrenecek, sana zarar verirler. Miral senin kuzenin. Aslan. Burası sizin eviniz babaanne. Benim değil. Buradaki herkes için yabancıyım ben. Sayende. Gidecek yollarım tıkandı be Zehra. Neye elimi atsam? Yok. Hani tek bir çare var. O da Miran'ı ikna edip hastaneye götürmek. Test yaptırmak ama ikna olmaz ki. Mümkün değil. Hastane? İşte ama mümkün değil. Olmaz. Ondan bahsetmiyorum ben. Gel. Ne oldu? Hani sen hastaneye yattığın vakit bir kan meselesi olmuştu. Hani sana kan nakli yapılmıştı da sen nöbet geçirmiştin, kötüleşmiştin. O zaman doktor bize sormuştu kan verenle yakın akrabalığı var mı diye. He, yani? Bize dedikleri bu hastalık iki sebepten oluyormuş. Sebeplerden biri de kan verenle yakın akrabalıkmış. Biz tabii bilmiyorduk, sonradan öğrendik. Hani babam demişti, sana kan veren Miran'dı. He he. Yani sen diyorsun ki Miran benim oğlum olduğu için mi ben öyle hastalandım? Neden olmasın Hazar Bey? Sence bu kadar tesadüf biraz fazla değil mi? Ama bak, ben gideyim doktorla bir konuşayım ha. Sabah ilk iş git, Can Bey'i bul. Ben inanıyorum Hazar Bey. Bence Miran senin oğlun.
aşağıda söylemediğim bir şey varsa şimdi söylemenin tam sırası. Çünkü kendim öğrenirsem... Neyi öğrenmek istiyorsun? Sakladıklarını. Sakladığım her şeyi söyledim zaten. Füsun Aslan Bey, o... Günahıyla, sevabıyla toprağın altında çürüyor. Ateşi bol olsun. Bir gün senin arkandan da böyle söylenmesinden korkmuyor musun? Ben ölmeden de ateşi gördüm zaten. Gözümü korkutan şey toprağın altındakiler değil, üstündekiler. İntikamını alamamak yani. Sırf bunun için bunca sene Aslan'ı anasıyla kardeşiyle kavuşturmadın. İşin rahat mı gerçekten? Azıcık bile pişmanlık duymuyor musun? İntikam uğruna vazgeçtiklerin. Sadece intikam değil. Adalet bu. Bak, sen de beni dinlemiyorsun. Kafandaki yoldan gidiyorsun. Bunun için de kimseden özür dilemiyorsun. Ben niye özür dileyeceğim? Dünün doğrusu bugünün yanlışı olmaz Mira. Sen bugünden bakıyorsun. Ben o kararı o gün verdim. Ama o gün verdiğin kararlar bugün bizim canımızı yakıyor babaanne. Sen de bunu anla. Çünkü ben ne benim ne diğerlerinin canının yanmasına daha fazla izin vermeyeceğim. Ondan dolayı söylenecek bir şey varsa şimdi tam zamanı. Miran, seni ortalığa sürüp Aslan'ı koruyup sakladım diye bana kızgın mısın? Aslan'ı kaçırmanın tek sebebi onu intikamdan korumak mıydı? Başka ne olabilir? Bilmiyorum ama eğer varsa öğreneceğimden emin olabilirsin. Konuşabildin mi? Burası? Ben öyle sıcak bir yuva olsun diye değişiklik yapayım dedim ama... ama başımızda bunca iş varken öyle oturduğumuz koltuğun çok bir önemi yokmuş. Öyle boş bir çaba. Hiçbir şey boş değil. Ama bugün sen bizim için kendini tehlikeye atarken ben burada komodin yatak seçiyordum. Saçma. Saçma falan değil. Hatta tam tersine. Şu an burayı bizim için bir yuva yapmaya çalışman her şeyden daha değerli. Beğendin mi? Sana sormadan yaptım ama kızmadın değil mi? Ya kızar mıymış? Hı? Nasıl güzel olmuş. Sağ ol.
Şey soracağım. Ne konuştunuz Aziz Hanım'la? Hiç. Aşağıda ne dediyse onu tekrar etti. Ama asıl önemli olan onun ne dediği değil, bizim ne öğreneceğimiz. Öğrenebildin mi bir şeyler? Sen Aslan'ı nasıl buldun Miran? Nasıl aldın onu Aziz Hanım'ın elinden? Eğer o hapı sen yutmak istemiyorsan şimdi kapıyı aç. Şuraya. Elini koy oraya. Aslan. Çıkarın beni buradan. Bir dakika alamam. Çıkarın beni buradan. Tamam, tamam. Sakin ol. Miran ben. Çıkaracağız seni buradan. Çıkartmaya geldik. Kalmayacaksın, korkma. Gideceğim. Tamam. Çıkaracağız seni. İlaç falan mı vermişler? O yüzden mi hiçbir şeyin farkında değildi? Pek sanmıyorum Reyhan. Yani etrafta öyle ağrı kesici ve merhemden başka bir şey yoktu. Daha çok kafası karışmıştı. Çok tuhaftı. Gözleri bomboş bakıyordu. Ne anlatıyor peki o? Dedi mi bir şeyler? İstedi. Kim? Notları yazdığım bilgileri benimle paylaşan kişi. Kim olduğunu ben de bilmiyorum. Bana hep birileriyle ya da telefonla ulaştı. Ama sadece o değil. Ben de böyle olmasını istedim. Babaannemizin beni ailemden ayrı tutmasının bedelini ödemesini istedim. Seni Azat'ı vurmaya mecbur ettiği o gün. O intikamı onun elinden ben aldım. Hem sen beni gördüğün ilk andan itibaren şüphelenmiştin. Ne yapsaydım? Karşına geçip merhaba, ben öldü sandığın kuzenin Aslan mı deseydim? İnanır mıydın? Notlar vardı. En azından deneyebilirdim. Sen kendini tanıdığın için böyle diyorsun. Ama ben seni tanımıyordum. Yani biri benim karşıma çıkıp böyle bir şey dese ben inanmazdım. Fırat, sen gönül dal. Hep beraber Aslan Bey konağına gidiyoruz. Ne konuşulacaksa orada konuşuruz. Olmaz Miran. Babaannem beni apar topar kaçırdığına göre bir şeyleri biliyor. Ya seninle işbirliği yaptığımızı ya da notları, bir şeyleri öğrenmiş. Aslan. Anlamıyorsun Miran. Babaannemin gizlediği mutlaka başka şeyler var. Hem ben oraya gelemem.
Sonra bedelini annemden, ablamdan çıkarır. Ben oradayken kimseden hiçbir şeyin acısını çıkartamaz. Tamam. Orada herkesin gözü önünde sana çektirdiklerinin hesabını verecek. Sen zaten bunu istemiyor musun? İstiyorum ama... O zaman benim dediğim gibi yapacağız. Oraya elimiz boş değil. Bir planla döneceğiz. Plan? Her şeyi öğreneceğiz Reyhan. Sabredip Aslan'ı yakınımda tutarak yoluma devam edeceğim. O notları kimin yazdırdığını, o bilgileri ona kimin verdiğini öğrenmem lazım. Bilmiyorum Miran. O adamda bir tuhaflık var. O bakışlarının altında, böyle donuk bakışlarının altında... böyle gizlediği, sakladığı bir şey var sanki. Korkutuyor o beni. Sen ürkme. Artık senin kocan her zamankinden daha temkinli. Ben kendim için değil zaten, senin için korkuyorum. Yani bunca zaman kendi kız kardeşinin kahrolmasına göz yumdu. Aylarca. Kim yapar ki böyle bir şeyi? Benim korkum ondan. Sen merak etme. Ben senin yanındayken... kimse senin saçının teline bile dokunamaz. Bakma. O da babaannemin hayatını mahvettiklerinden sadece biri. Sen yine de dikkatli olacaksın ama, tamam mı? Tamam. Her şey düzelecek. Sen merak etme. Söylediklerine kimse inanmadı. Hepsi yalan. Herkes farkında. Ama senden umudu o kadar kesmişler ki yüzüne vurmaya tenezzül bile etmiyorlar. Ben buraya senin suçlamalarını dinlemek için gelmedim. Yok. Sen Korkut'un müttefik aramaya geldin. Ama biz aynı cephede savaşmıyoruz. Konuştuğumuz gibi çocuklarımın hakkını vereceksin. Biz de çekip gideceğiz buradan. Nasıl yapacağını bilmiyorum ama. Yapacağız. Yapacağım çünkü ben de öyle istiyorum. İyi. Çünkü bir işler çevirmeye kalkarsan... bildiğim her şeyi herkese anlatırım. O zaman ortalık fena karışır. Sen ne biliyorsun ki ortalığı karıştıracaksın Sultan? Miran'ın Hazar'ın oğlu olduğunu biliyorum mesela. Sana 3 gün. 3 gün içinde hakkımızı vereceksin. Yoksa bildiğim her şeyi herkese anlatırım. Miran'dan başlarım. Üç gün diyorsun. Peki. 3 gün olsun. Hadi Aslan. Duy şu telefonu, duy artık. Aslan. Neredeydin? Her yerde seni aradım. Azize Hanım'ın beni kaçırdığı bir yerde. Ne? Endişelenme. Bak buradayım. Korkacak bir şey yok. Ne demek istiyorsun? Açıkça anlatsana şunu. Babaannem bugün beni kaçırıp bir daha evine kapattı. Miran da gelip beni kurtardı. Birinin yaptığını biri bozuyor. İkisinin müthiş bir uyumu var. Neyse. Sen toparlanmaya devam et. Yarından itibaren burada yaşamıyorum. Aslan Bey konağında yaşayacağım. Oraya taşınmanı Ezra Hanım mı istedi?
Evet, o istedi. Ama öyle olması gerektiği için ben de kabul etmedim. Oraya dönüşüm böyle olmayacak çünkü. Babaannemin değil, Mira'nın daveti lazım bana. Aslan. Mira'nın seni davet edeceğini düşünmekle büyük hata ediyorsun. Çünkü o... Edecek. Nasıl? Bir planım var. Bence oraya gitmemelisin. Babaanne seni bir dağ evine kapatacak kadar ileri gittiyse... ...o konakta senin için büyük bir tehdit var demektir. Evet var. Ama benim için değil. Babaannem için. Bizzat o tehdidin kendisi benim. Ben de bunu diyorum. Senden kurtulmak isterken bu kadar burnunun dikine gidersen... ...seni tehdit olarak gördüğü için yine bir şeyler yapar. Bu saatten sonra hiçbir şey yapmaz. Seni oraya gitmekten alıkoyamıyorsam... ...ben de Reyhan'la Miran'ı oradan çıkarırım. Sırrını sana bırakıp hiçbir şeye dokunmadan Reyhan'ı alıp gidecektim babaanne. Ama şimdi Reyhan'ı alıp giderken seni de mahvedip gideceğim. Ölü doğdu sandım kardeşim. Meğer ölmemiş. Aslan. Benim kardeşim oymuş. Nasıl? Senin hayatını kurtaran adam. Benim hayatımı mahvetti. Aslan. Annemi arıyorum ben. Onun için geldim. Midyat'ın eski ailelerinden biri demişti. Doğruymuş demek. O ailesini filan aramıyordu. Çünkü en başından beri kim olduklarını biliyordu zaten. Buraya her şeyi bilerek gelmiş. Bir an hepsini ortaya çıkardı. Bir de neden yani? Niye öyle gizli gizli gelmiş? Niye ortaya çıkmamış? Niye bilmek istiyorsun ki? Hesap mı soracaksın? Neden? Neyi değiştirecek? Peki bana neden anlattın? Çünkü sen iyi bir insansın. Her şeyi bil. Hay uzak dur. Gönül. Peki sen? Ben babaannemin bataklığını kurutmaya mecburum. Gidemem. Yanlarında değilim. Ama yok da sayamam. Neredesin? Konuşmamız gerek. Ben Derya'ya gidiyorum Derya. Sonra konuşuruz tamam mı? Baba bak. Ya oğlum. Sonra dedim ya ben keyfime mi Derya'ya gidiyorum? Ne var yani ölen mi var kalan mı var ne oldu? Hayır yok öyle değil de. Ya o vakit. Sonra dediysem de sonra. Ya ne söyleyeceğim bana telefonda bu kadar sen de anlamıyorum ya. Deden kayıp diyorum deden. Hiç üzülmüyor musun merak etmiyor musun oğlum? Yok baba ondan değil ben. Ya bak. Dedenin kaybolmasından daha önemli bir şey yok benim için. Yani bilmiyoruz adama öldü mü kaldı mı başına bir şey mi getirdiler? Onu bulmadan ben rahat edemem. Tamam, haydi.